genelde bir klasik soru vardır bana sorulan. Bir, ilk çektiğiniz fotoğraf neydi? İki, ilk fotoğraf makineniz neydi? Şimdi ben ilk çektiğim fotoğrafı da hatırlamıyorum. İlk fotoğraf makinemi de hatırlamıyorum. Çünkü ben gözümü açtığımda bir makine tarlasının içine açtım. Ne, makine tarlası ne demek? Yani bir kocaman Ankara'nın en büyük fotoğraf stüdyolarından bir tanesinde babam stüdyosu. Her taraf fotoğraf makinesi, her taraf işte filmler dolu bir yerdeydim. Hani ilk hatıram. Ve onların hangisini elime aldım, ne zaman denkler şuraya bastım gibi bir bilgim yok. Ha, yani tabii ki bazı işte Asahi Pentax'lar, işte Mamiya RB67'ler, ondan sonra Zenit'ler, Canon'lar, Nikon'lar bir sürü makine vardı. Hepsini tabii kullanmak ve hepsiyle değişik değişik tekniklerde çalışma fırsatım oldu yıllarca. Ama dediğim gibi yani o makine tarlası, ha bir de şey vardı unutmadan, Coşkun abinin de varmış ondan. Ondan sonra sevgili Coşkun Al hocamın bir makine mezarlığı da vardı. Makine mezar dediğimiz şey de bir makine bozulduğu zaman rahmetli babam önce ben tamir edeceğim derdi. Ondan sonra onu kurcalayıp asla tamir edilemeyecek bir hale getirip atın bunu derdi. O bir tane dolap da ağzına kadar bir mezarlık olmuştu, makine mezarlığı. Ama o makineler sonra çok işime yaradı benim. Yani ilk dijitale geçtiğimiz dönemde. Çünkü ben askerden döndükten sonra o makine mezarlığındaki fotoğraf makinelerini babamın çok sevimli arkadaşı, fotoğraf makineleri tamir eden bir arkadaşı vardı. Ona götürüp dedim abi bunlardan dedim birkaç tane sağlam çıkartabilir misin? Geri kalanını dedim kendine şey yap. Yedek parça olarak kullan. O da babam arkadaş olsun yaparım Mehmetciğim dedi. Bana oradan bir 15 tane temiz body çıkarttı SL'lere. O da filmli makineye. Ondan sonra o SL'leri ben şey yapıp fotoğraflarını çekip Güzel Sanatlar Fakültelerinin duvarlarında asıp satılık makine diye satıp oradan aldığım parayla ilk dijital fotoğraf makinemi almıştım. Yani o çocukluğumdaki o mezarlığın yıllar sonra nasıl işe yaradığını bak görüyorsunuz. Zaman içerisinde işte babam İstanbul'a yerleşiyor. Ondan sonra dedem Foto Turgut'u kuruyor Ankara'da. Gel stüdyonun başına ben yaşlandım diyor. Ve babam mecbur Ankara'ya dönüyor. Ve Ankara'da biz hayata geliyoruz. Ben ve abim, ablam, üç kardeş. Ve tabii abim mühendis oluyor. Ondan sonra işte ablam devlette çalışmaya başlıyor. Evleniyorlar, çocuklar oluyor falan. Ben en küçük olarak işte askerliğimi yapıyorum. Ama askerden önce tabii ki babamın yanında çıraklık yapmaya başlıyorum. Hatta babamın yanında kalfalık statüsüne gelmiş durumdayım. Hani yani bir karanlık odaya girip resim büyütmek, fotoğraf basmak vesaire, fotoğraf, film yıkamak, bunların hepsine çok hakim durumdayım. Sonra askere gittikten sonra askerde de fotoğrafçı yapıyorlar benim. Ondan sonra ama o dönemde tam benim askere gittiğim dönem bütün dünyada fotoğrafın dijitale geçtiği dönem. Sonra döner dönmez babama dedim ki baba dedim bütün dünya dijitale geçiyor bizim de geçmemiz lazım. Babam tabii ki bana saçmalama dedi. Hani fotoğraf ne dijitali? İn aşağı şu baskıları yap dedi. Sonra hiç unutmuyorum bir fotoğraf fuarı yapılır her sene. Bir fuara gitti bizde böyle bir set vardı. Zorla o seti aldırdım ona. Ama o seti stüdyoya sokmadı. Onu evde tutuyoruz. Ben evde odamda. Ve akşamları denemeler yapıyorum. Sonra ben yavaş yavaş o seti stüdyoya soktum. Hani babamla çalıştığımız Ankara'da değil, stüdyo büyüğe. Ve arkadaşlarımla böyle oyunlar oynamaya başladım. Hani kepenklere indikten sonra birkaç arkadaşımı çağırıyorum. Ondan sonra bana önce normal poz vermeye başladılar. Çünkü bir filmin ışığa duyarlılığıyla o dijital sensörlerin ışığa duyarlılığı arasında dağlar kadar fark var. Ben şeyi fark ettim. Film azıcık ışıkta bile kendini gösterebiliyor. Rahat pozluyor kendisini o emisyon. Ama dijital çok çok ışık istiyor. Aşırı derecede ışığa ihtiyacı var. Emiyor çünkü ışığı. Bu denemeleri yaparken farklı ışık kaynakları, farklı ışık markaları, farklı aparatlar, softboxlar, oktalar, büyütü dişler, o taslar vesaire. Bu softboxların önüne takılan ekipmanlardan bahsediyorum. Hepsini deneyerek fotoğraflar çekmeye başladım. Bu dönemde yavaş yavaş acele vesikalığı ben dijitale geçirdim. Hani acele vesikalık dediğim şey neydi? Birisi acil fotoğrafı ihtiyacı duydu, rotaya verecek, Polaroid çekilirdi. Polaroid de 4 lensli bir Polaroid de çekilir o. Bir kareye 4 tane fotoğraf size çıkartır verirsiniz. Ben babama bir maliyet hesaplaması yaptım. Dedim ki biz bir yazıcı alırsak Epson. Ondan sonra işte bir küçük fotoğraf makinesi alırsak. O zaman herhalde Fuji'nin bir tane bir makinesi vardı. Küçük. Ondan sonra işte bir monitör, bir bilgisayar zaten bunlar var. Ondan sonra bunları alırsak ve bu sistemi kurarsak bize maliyeti bu kadar. Polaroid çekmeye devam edersek bu kadar dedim. Ve Polaroid'in yarısı maliyetine çıkartıyordum.
Sonra babam kabul etti. Polaroid makineler kaldırıldı. O sistem kuruldu. O sistem kuruldu kurulmaz zaten devreye Photoshop girdi. Photoshop girdi. Ben zaten ışık denemelerimi yapıyordum. Dijital fotoğraf makineleriyle. Hani eski makineleri sattım. Aldım küçük kompakt makineleri. Ve iş gelişmeye başladı. Şimdi bir yandan hem işin sanat kısmı gelişiyor. Ben ışık denemeye devam ediyorum. Ama bir yandan da işin zanaat kısmı da gelişiyor. Yani hem ticari kısmı da gelişiyor. Bütün sistem yavaş yavaş dijitale dönmeye başlıyor. Ve ben bunu yaparken bir yandan bu işin sanat kısmına, işte portre fotoğrafçılığı kısmına da biraz orada yeltendim. Ama belki bir süre sonra insanların sadece portre çekmek yetmemeye başladı bana. Ve ben dedim ki bu insanlara bir replik vereyim. Bir reji vereyim yani. Onlar bir şeyler söylesinler. Sinirlensinler, ağlasınlar, gülsünler, bağırsınlar, zıplasınlar, hoplasınlar, taklatsınlar neyse. Bir reji vereyim, onu çekeyim dedim. Derken bir süre sonra o verdiğim reji de bana yetmedi. Bu sefer dedim ki ben bunlara bir kostüm yapayım. Sonra araştırmaya başladık sağdan soldan, Devlet Opera Bale'den, ondan sonra arkadaşlarımızdan, özel tiyatrolardan, dikebilir miyiz, yapabilir miyiz, eskicilerden falan. Kostüm de yaptık, dekor da yapmaya başladık. Ve ondan sonra bir baktım ortaya tiyatro sahnesi çıkıyor. Ama ben şu katiyen ne yaptım bilmiyorum. Hani sonra bana sen işte ekspresyonistsin diyenler oldu. Sen işte kurgu fotoğrafı yapıyorsun diyenler oldu. Sen portrecisin diyenler oldu. Dışarıdan bir sürü bilgi geliyordu. Ama yani internetin de daha yeni yeni hareketlenmeye başladı dönemler bunlar. Öyle bir araştırma etme falan şeyimiz yok. Bu arada ben bir yandan da Türkiye'deki fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını editlemeye ve onların baskılarını yapmaya başladım. İyi bir laborantım aynı zamanda. Çok fazla fotoğraf görüyordum. Yani doğa fotoğrafı, kuş fotoğrafı, insan fotoğrafı, portre fotoğrafı, dans fotoğrafı. Ama hep bir karşılaştırma yapıyorsun. Yani benim çektiklerim bunlarla alakası var mı? Yok. Bambaşka bir şey oluyor çünkü orada. Ondan sonra. Sonra ne zaman ki Yücel abi vardır FSK'dan. Yücel abi dedi ki şeyde bir kare fotoğrafını ver dedi. Şeye göndereceğiz. Super Circuit diye bir yarışma var. Oraya göndereceğiz Avusturya'da. Abi dedim boş verin beni fotoğrafımı yarışmaya falan. Ya dedi ver oğlum. Ondan sonra zorla aldı bir kare böyle bir tane makyajlı bir bağıran bir adam. İşte o fotoğrafı gönderdiler hiç unutmuyorum. Gaziantep'te bir mezuniyet kepli fotoğraf çekiyordum öğrencilere. Telefon geldi. Mehmetciğim işte ödül almışsın. Ne ödül abi? İşte en iyi ifade dalında portre ödülünü almışsın. Apar topar dönüldü iş bitti işte Antep'ten dönüldü. Babama gittim baba dedim. Ben dedim uluslararası ödül almışım. Evet dedi. Pasaport yok dedim. Vize yok. Para lazım. Dedi ben mi ödül aldım dedi. Ondan sonra ben alsaydım pasaportum da var param da var gider alırdım ödülümü dedi. Hani ben gidemiyor muyum yani şimdi dedim. Varsa paran git dedi pasaportunu al git şey yap biriktirseydin diyor yani. Veya kendin aldın kendi şeyden git yani imkanlarını. Sonra buna ben çok içerledim. Sonra Ankara'da Sakarya'da böyle bir kebapçının üst katı olan böyle rezalet bir yer tuttum. Bir apartman dairesi rezalet ama. Orada çalışmalarıma başladım. Sonra oraya sığmadım. Yan dairesindeki kuaför boşaldı. Oraya da tuttum. Ondan sonra bir tarafta böyle gene vesikalık sünnet düğün fotoğrafları çekiliyor. Para kazanmam lazım çünkü. Öbür tarafta da böyle işte heykeltıraş arkadaşlarım dekor çalışıyor. Ondan sonra işte akşamları insanlar geliyor. Ondan sonra içkiler alınıyor. Böyle bir Andy Warhol'un faktörüsü kıvamında bir ortam. İşte dansçılar, oyuncular, plastik makyajlar, normal makyajlar, kostümler ve böyle bir sinerji, böyle bir enerji içerisinde oradan dünya kadar iş hatta sonunda 30 diye bir kitap çıkarttım. Ve bu sinirle, böyle bu hırsla aynı yarışmada ertesi sene 6 branş ödül aldım. İşte en iyi renkli portre, en iyi siyah beyaz, en iyi duygu, o bu falan derken fotoğraflarını duyurmaya başladım bu sayede. Aslında hem dünyada hem Türkiye'de. Osman abi var, Osman Ürper. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde hoca biliyorsunuz kendisi. Osman abi o dönem Malta Üniversitesi'ne geldiğinde fotoğraf evine uğruyor. Fotoğraf evinde biliyorsunuz Faruk Akbaş da işte Ar Hoca'nın kurucularından oldu. Yani fotoğrafın aslında İstanbul'da ve Türkiye'de en önemli noktalarından bir tanesidir. Ar Hoca'nın sergisi var. Ondan önce yaz ayları bu arada. Ondan önce bir Amerikalı galiba fotoğrafçının sergisi var. O fotoğraf sergiyi getirmekten vazgeçiyor. Ve kara kara düşünüyorlar. Yani Temmuz-Ağustos ayı galiba bu tarihte ne sergisi bulacağız? Kim sergi yapacak? Kim bu kadar deli olabilir falan?
O da diyor ki Ankara'da Mehmet var diyor. Bayağı deli diyor ve işleri de acayip yani. Bir istiyorsanız diyor bir maskelerde bir serisi var, göndersin bakalım. Osman abi arıyor, şu maskeleri gönder bana diyor. Ben mail atıyorum. Bayağı beğeniyorlar. O sergi mesela çok ciddi bir kırılma noktası oldu. Sonrasında tabii ben de fotoğrafik olarak çok bu heyecanla ve aşırı hala çok seviyorum. Severek yaptığım için ben de çok aşama kaydettim. Yani işte ondan sonra çok daha fazla fotoğraf çekmeye, çok daha fazla üretmeye. Ondan sonra öyle bir dönemim var ki benim 3-4 sene. Günde 2 tane 3 tane konsept fotoğraf çekmezsem uykularım kaçıyordu. Yani düşün. Şimdi mesela yılda bir tane sergi yapıyoruz. O zaman günde 3 tane şey çıkartmaya çalışıyoruz. Yani öyle bir iştah var yani, öyle bir enerji var. Sonrasında ne oldu işte? Zaman bizi aldı oradan, çalıştık, ettik derken İstanbul'dan rock grupları, edebiyatçılar, yazarlar, çizerlerin dikkatini çekti. Sonra İstanbul'a gelmek zorunda kaldık zaman zaman. Sonra bir baktık kendi otobandayız, Ankara, İstanbul, Ankara, İstanbul. Ben dedim ki yeter. Ondan sonra İstanbul serüveni orada başlıyor. Ankara'daki dönemde o kadar çok kara kalem yaptım ki hani kendi işimde. Hani denedim, sokaktaki insanı bir şeye dönüştürmeye çalıştım. Ondan sonra düşünsenize yani karşınızda yani hiç hayatta fotoğraf çektim mi birisine, böyle bir konsept var diyorsun ve bayağı sert bir konsept. Ondan sonra ona ikna ediyorsun ve onun mesela onun doğru kişi olup olmadığını bulmaya çalışıyorsun. Bir oyun gibi düşün buna. Ve o kadar çok insanı analiz etmek, o kadar insanın içine girmek, o kadar insanı böyle teneffüs etmek zorunda kaldım ki. Bu bir tarafta. Bir de bir yandan da hani çocukluğumdan beri yaptığım iş var. Hani dedim ya işte vesikalık fotoğraf atıyorum. Bir kişi, günde 100 kişinin vesikalını çekiyorsunuz. 100 tane insanla muhatap oluyorsunuz. 100 tane insana fotoğrafını beğendirmeye çalışıyorsunuz. Çok acayip bir şey bu. Ve yani onun dışında işte mesela İki insan evleniyor ve onun fotoğrafını çekiyorsun. Bu da bir kurgu fotoğrafı zaten. Orada yani hayatta vermekleri pozları veriyorlar. Onu mesela hani gerçeklik duygusunu nasıl yakalarız kısmı var. Hani tamam gelin damat fotoğraf veriyor ama hepsi böyle robot gibiler. Nasıl gerçek, nasıl daha duygusal olabilirler? Oraya zorluyorsunuz kendini ve küçük yaşlarda başlıyor bu. Tabi bu pratikler, o kara kalem egzersizleri. Ne oldu? Yaptın. O sana mesela bir işte atıyorum bir bilgelik verdi. İnsanları analiz etme yeteneği verdi. Kime ne diyeceğini yani bir fotoğraf çekmenin ne diyeceğini söyleme yetisi, refleksleri gelişti. Özel bir çalışma yok bunun için. Bu yaparak oluyor. Ve ondan sonrasında mesela birisinde ne çekeceğimi veya işte o insanı nasıl bir kurgu içerisinde yerleştireceğimi artık otomatikman kestirir oldu. Ve ben birisinin neye hayır diyeceğini, hatta hayır diyeceği şeyi nasıl evet dedirteceğimi çözdüm mesela. Hani öyle mesela şeyler vardır. Öyle yani bütün o resmin içinde hikayeler vardır. Benim rahmetli babamın bir tane sözü vardı. Hep bunu derdi. Bir fotoğrafçı 50 sene önce fotoğrafçı olamaz derdi bana. Demek ki benim hala 7 senem var. Yani şimdi anlıyorum ne demek istediğini. Hani 50 olacaksın ki. Hani 50 yaşına kadar artık fotoğrafçılığında bir noktaya geleceksin ve yani bir belirli bir birikime geleceksin. 50'den sonra bakacaksın yani. Ondan sonra asıl gerçekten fotoğraf çekmeye başlayacaksın derdi. Çok haklı ya. Bu bilgelerle temas dediğimiz olay, o da Ankara'da başladı. İşte İbrahim Demirel hocamın ilk ofisini ziyaret etmemle Fazıl'ın babasından ve bir diğer ressam arkadaşlarına kadar onlarla beraber aynı havaya solumak ve onların rakılarını koymak, onlara işte kuru dutlarını ikram etmek, onlarla oturup onları dinlemek, hani dinleme yetisi ve büyüğünden bir şey alma hani şeyine yani babamdan tabii sonra yabancı birisinden. Hani babadan alırsın. Babayı tabii dinleyeceksin. Zaten babayı %50 korkudan %50 sevdiğin için dinlemek zorundasın. Ama yani herhangi bir korkun olmadığı halde birini dinleme ve birinden bir şey bilgi alma şeyine o zaman başladı bende. İbrahim Hoca ile başladı. İstanbul'a geldikten sonra tabii ki
bu insan sayısı, yani bilgi insan sayısı hayatımda çoğaldı. Burası bayağı böyle lebi deryaydı çünkü. Çünkü burada Aydın Boysan vardı, burada Yaşar Kemal vardı, burada İlber Ortaylı var, burada Ara Güler vardı. İyi bileyim yani burada o kadar çok isim vardı ki hani benim temas edebileceğim. Ondan sonra mesela bir dönemim var Aydın Boysan'la, Mustafa Laboro'yla, Halil Ergün ve Halil Dorman'la geçen. Orada başka bir tornaya girdim. Ondan sonra Aydın abi, Ara Hoca, Ara Güler, ondan sonra işte İlber Ortaylı ve Yaşar Kemal'i tanıdığım bir dönemde girdiğim başka bir torna var. Hani bunlar farklı farklı tornalar hep. Ondan sonra oradan çıkıp Zahit Büyük işleyen, Ergin'den, Mehmet Aksoy gibi isimlerle de son böyle bir, onlar da cila attılar diyorum. Hani girdiğim bir torna var. Ki yani ve bu insanların nesli tükeniyor. Yani bunlara ne kadar çok vakit geçirsen, ne kadar çok dinlesen onları o kadar senin için faydalı. Son zamanlarda ilk yapmışım, bir iki mashup yaptım. Yani mesela İlber Hoca ile Ara Hoca'yı bir yere getirdim. Onlar bir arada sohbet ettiler. Onlara birkaç soru sordum. Onların fotoğraflarını çektim. Mesela bunlar da acayip karışımlar yani. Bir fotoğraf çekmek, bir kişi iyi fotoğrafçı yapmıyor artık. Böyle bir şey yok. Çünkü kötü fotoğraf çeken cihaz yok zaten. Cep telefonundan kompaktan DSLR'e, oradan orta formata. Hepsi iyi fotoğraf çekiyor zaten. En basit şekilde en iyi fotoğraf çekebiliyorsun. Bu seni iyi fotoğrafçı yapmıyor ki. Bu sadece teknolojinin ilerlemesi. Ama bir göz meselesi ve bir de içine ruh katma. Neden mesela bazı fotoğrafçılar diğerlerine göre sivriliyor? Yani mesela portrede mesela neden ben tercih ediliyorum? Yüzlerce portre fotoğrafçısı var Türkiye'de. Veya neden Coşkun Aral bu yaptı işte basın fotoğrafı veya işte arazi fotoğrafında, arazi çıktığında çektiği fotoğraflarda tercih ediliyor? Çünkü içine ruhunu koyuyor. Ruh var fotoğraflarında. Ara Hoca. Hiç kimse mi İstanbul fotoğrafı çekmedi? Kimse mi yaşlı adam fotoğrafı çekmedi? Çekiyor ve bence hepsi çok bayat fotoğraflar. Ama Ara Hoca'nınkiler inanılmaz. Neden? Çünkü ruh var. Hani tabii ki iyi fotoğrafçı. Doğru yerde, doğru saatte, doğru zamanda, doğru insanı, doğru lensle, doğru body ile çekmiş. Ama ruh var. Ruh katmış içine. İşte bu ruh katma meselesi de mesela bence bir enerji varsa onun bize hediyesidir. Hani yani ona Tanrı diyebiliriz, Allah diyebiliriz, her şey diyebiliriz yani. O bir hediye bence. O herkese verilmiyor. O bazı seçilmiş o. Buna verelim, buna verelim, buna verelim demişler. Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor yani. Öyle birini mesela teknik bilgiyle veya donanımla fotoğraf sensiz yapamazsınız. Benim mesela fotoğrafçı olma olasılığım çok yüksekti. Ya fotoğrafçı olmasaydım, benim babam fotoğrafçı olmasaydı, dedem şans eseri fotoğrafçı olmasaydı mesela. Yani bu büyük bir şans. Hani benim mesela fiziğime, beynime, ondan sonra işte ruhuma uygun meslek kaçta kaç kombinasyonda olabilir yani. Öyle düşünün. Yani, o da büyük bir şey. Rulet yani. Sayı olarak azalacağız. Daha da azalmaya başlayacağız. Aslında çoğalıyor gibi gözüküyor değil mi? Hani fotoğrafçı sayısı inanılmaz arttı gibi. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Fotoğrafçı sayısı çok azaldı. Fotoğraf çeken sayısı çoğaldı. İkisini karıştırmayalım. Onlar fotoğrafçı değil. Fotoğraf çeken insanlar. Fotoğrafı hobi olarak yapan insanlar. Ben hem doktorum, hem mühendisim, hem fotoğrafçıyım. Öyle bir şey yok. Fotoğrafçı sadece fotoğrafçı olur. Bunların hayatını buna devam edebiliyor musun? Bununla para kazanabiliyor musun? Aileni buna doyurabiliyor musun? Kendini buna doyurabiliyor musun? O zaman fotoğrafçısın. Ama veya fotoğraf satıp para kazanabiliyor musun? O zaman fotoğrafçısın. Ama yani hem ben ünlü bir mimarım, ünlü bir işte televizyon programcısıyım. Hem de fotoğrafçıyım falan. Öyle bir dünya yok yani. Sadece fotoğrafçılık yap. Bunun hayatına devam et. Ondan sonra fotoğrafçı olursun. Dediğim gibi onlar fotoğraf çekenler. Biz fotoğrafçılar azalıyoruz. Ama benim gibi mesela kafayı eğitime ve ondan sonra birilerine bilgi aktarımına takmış adamlar olduğu sürece benim gibi var yani bunlardan birçok. Eminim ki bizden birkaç tane daha çıkartıp yani en azından birkaç nesil daha bu meseleyi bu ayakta tutmaya ve fotoğraf sanatını ayakta tutmaya özen göstereceğiz diye düşünüyorum.